Merhaba Can Bey, hoş bulduk. Oğuz Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Yalçın Hocam önce Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı, yoksulluk sınırı verileriyle başlamak isterim. Katlanıyor dedik ama bu bizim gazeteci bakış açımız. Bir ekonomist gözüyle, bir iktisatçı gözüyle bu veriler daha çok bizlere neler anlatır? Bu verilerin gösterdiği Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun özellikle ücret geliri elde edenlerin açlık sınırı seviyesinde bir gelire sahip olduğunu gösterir. Hatırlayacaksınız 2021 yılı asgari ücreti 2820 lira seviyesine belirlendi. Bugün Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı verisine baktığımız zaman daha yılın ikinci ayı bile dolmadan asgari ücret geliri elde edenlerin sadece açlık sınırı seviyesinde bir gelire sahip olduklarını gösteriyor. Ki yılın geri kalanında 10 aylık bir süre söz konusu ve enflasyonun da artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da bize gösteriyor ki insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelire bile sahip değiller maalesef. Yoksulluğun çok yaygın bir biçimde 2021 yılında da devam edeceğini gösteriyor. Oğuz Hocam nereye yürüyoruz? Ne anlatıyor bu veriler? Valla geçen seneye göre bakınca çok daha vahim bir tablo var aslında Can Coşkun. 2257 liraymış mesela açlık sınırı geçen sene Şubat ayında 500 liraya yakın artmış. 2719 lira olmuş. %20'ye yakın bir artıştan bahsediyoruz. Yoksulluk sınırında durum daha facia. 7353 liradan 8856 liraya yani 1500 lira artmış. Ve kabaca baktığınızda 4 kişilik bir ailenin hani belirli bir standartta yaşaması için gereken paraya yoksulluk sınırı diyoruz. Gıda, eğitim, sağlık vesaire harcamalarını karşılayabilmesi, konut, elektrik, su. Şimdi 8856 lirayı dikkate alırsanız bir evde 4 kişilik bir ailede 3 çalışan yetmiyor yoksulluk sınırını Evet. yakalamak için. Yani 3 çalış 4 kişilik ailede herkes çalışacak ki en azından asgari ücretle şeyin üstüne yoksulluk sınırının üzerine çıkabilsin. Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Tabii ki hocanın söylediği çok doğru. Biz vatandaşı hani yoksulluk sınırına eriştirmeyi bile artık bir başarı haline getirmiş durumdayız. Bu ücret seviyesi ve fiyat seviyesiyle. Yalçın Hocam merak ettiğimiz husus Türk İş eğer bunu açıklamasaydı ilk soru da bu olacaktı. Dolar-TL kuru elbette. Yükseliş neden devam ediyor? Aldığımız faiz kararları etkili oluyor mu olmuyor mu soruları da var. Bugün, bu sabah bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da konuştu. Ve o konuşması Berat Albayrak övgüleri değerlendirmeleriyle geçerken son sosyal medya mesajları dikkatimizi çekti. Yiğit Bulut'un atmış olduğu mesajlarda demek ki her şey faizi arttırmakla olmuyor mu şeklinde eleştirel cümleler de vardı. Örneğin Naci Ağbal'a yönelik. Bu siyasi ortam, bu değerlendirmeler bir yanda Dolar-TL'deki yükseliş. Hangi perspektiften okuyorsunuz? Belki şaşıracaksınız ama ben Yiğit Bulut'a ilk kez katılıyorum. Her ne kadar o beni Twitter'da engellemiş olsa da ben bu son söylediğine yani işlerin sadece faizlerin artırılarak düzelmeyeceğine ilişkin değerlendirmesine gerçekten katılıyorum. Ki bunu uzun zamandan beri köşelerimizde yazıyoruz, siz davet ediyorsunuz, burada da söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin sorunları sıcak para girişiyle çözülebilecek sorunlar değildi. Faiz artırmanın temelinde yatan unsurun her ne kadar Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek olduğunu söylese de ben döviz girişi üzerinden Türkiye ekonomisinin yeniden yapılandırılmasının hedeflendiğini düşünüyorum. Ancak şimdiye kadar açıklanan veriler bunun sonuç doğurmadığını gösteriyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Dün Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu yabancı fon girişlerine ilişkin verilere baktığımız zaman Kasım ayından bugüne kadar yani faizlerin hızlı bir biçimde artırıldığı, ekonomi yönetiminin değiştiği bu dönem içerisinde tahvil bono piyasasına giren para tutarı sadece 3,7 milyar dolar. Oldukça düşük bir tutardan bahsediyoruz. 3,7 milyar dolar ki bunun önemli bir kısmı Aralık ayında, 18 Aralık haftasına girmiş. Orada giren para miktarı 1,7 milyar dolar. Ondan sonraki dönemde ciddi şekilde azalan bir sermaye girişi olduğunu görüyoruz. Özellikle hisse senedi piyasasındaki hareketi de düşünürsek oradan da ciddi bir miktarda bir çıkış söz konusu. Dolayısıyla net olarak sıcak para miktarının girişinin de olmadığını görüyoruz. Üstelik son hafta yaşanan gelişmelere baktığımızda da Amerika'da yaşanan faiz artırımıyla birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye sıcak para girişine devam etmesinde pek mümkün olmadığını görüyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Yani
bekledikleri sonuç ortaya çıkmıyor ise ekonomiyi rayına sokacak başka şeyleri yapabilmek lazım. Hatırlayacaksınız, sizin yayınlarınızda da konuştuk. Kurlar 8 lira seviyesinde hareket ettiğinde Amerikan dolar, iktidardan çok sık reform söylemleri geldi. Hukukta reform yapılacak, ekonomide reform yapılacak, evet, vesaire. Fakat kurların gerilemesiyle birlikte bu söylemin gündemden düştüğünü gördük. Çünkü bir miktar giren sermaye hareketiyle birlikte kurların gerilemiş olması iktidarı bir anlamda memnun etti. Fakat bu hafta yaşadığımız gelişmeler gösteriyor ki reform söylemini geride bıraktığınızda, yani Türkiye'de önemli işler yapmak için çaba harcamadığınızda, sadece faizleri yüksek seviyede tutarak Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkaramazsınız. Şimdi Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.60'a dayanmasıyla birlikte Türkiye'de Merkez Bankası'nın uyguladığı %17'lik para politikası faiz oranının yeterli olmadığı söylemi servis edilecek. Şimdi Merkez Bankası ne yapacak? Mart ayında faizleri yeniden mi artıracak ki kurlardaki hareketi bir miktar daha sınırlayabilsin? Bu aslında sonsuz bir döngü demektir. Yani sürekli sıcak para girişine dayalı bir çözüme Türkiye'nin ulaşması bence mümkün gibi görünmüyor. Ki bu hafta yaşanan gelişmeler ve kur hareketleri de buna gösterdi. Gerçi şöyle açıklamaları zaman zaman diğer kanallardan ya da ekonomi yorumcularından duyuyoruz. İşte dünkü faiz hareketine bağlı olarak bütün gelişmekte olan ülkelerin paraları değer kaybetti. Bu doğru ama eksik bir açıklama. Çünkü bu hafta Türk lirasının değer kaybı, yani şu yayın saati itibariyle yaklaşık %5. Buna en yakın değer kaybı sadece %2.6 ile Brezilya realinde görüyoruz. Yani Türk lirası kendisine en yakın derecede değer kaybetmiş olan paranın bile iki katından fazla değer kaybetmiş durumda. Diğer ülkelerdeki değer kayıpları, yani diğer ülke paralarının değer kayıpları bizim seviyemizde değil. Dolayısıyla bu Türkiye ekonomisinin sorunlu olduğunu, ki zaten biz bunu söylüyoruz ama, ve bu sorunların da açık bir biçimde ortada durduğunu bize net bir biçimde gösteriyor diye düşünüyorum. Oğuz Hocam, şu anda 7.34 dolar TL kuru bakıyorum. Euro TL kuru 8.91-8.92 bandında seyrediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Berat Albayrak soruları vardı. CHP tandanslı kalmadı. Gelecekten, Deva'dan, İyi Parti'den bu sorulara yeni ekler, yeni perspektifler, yeni bakış açıları katılarak devam etti. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduk. Uzun müddet sonra ilk kez Berat Albayrak adını ağzına aldı ve olumlayarak konuştu. Sürece ilişkin başarıları damat kisvesinin gölgesinde kalmıştır. Ne yazık ki o yönüyle tartışmaya açılmıştır dedi. Bugün az önce de bahsettiğim Yiğit Bulut Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak bunları söyledi. Aynı anda bugün BBC Türkçe'de, işte çeşitli uluslararası haber ajanslarında da kabine değişikliğine ilişkin duyumlar yazılmaya başlandı. Enerji Bakanlığı'na gidebileceğini söyledi örneğin Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci. Bu da konuşuluyor, bu da masada dedi. Bizim aldığımız kulis bilgileri Cumhurbaşkanlığı'na bir baş danışmanlık ya da orada kurulacak bir ekonomik kurmaylarından oluşturulacak bir ayrı bölüm, ayrı bir istişare kurulu olabileceği yönündeydi. Sonuç olarak reform derken tekrar Berat Albayrak isminin piyasalarda zikrediliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ben sizin şu yorumunuzu hatırlıyorum. Berat Albayrak görevden ayrıldı. Kimin geleceği belirsizdi. O anda boş koltuk politikası bile etkili oldu birkaç gün için. İşte nabzı düşürdü demiştiniz. Şimdi tekrar gündeme getirilmesi, örneğin bunu gören bir siyasi anlayış için risk değil midir piyasalar adına? Yani ben hafta başında konuştuğumuz bir şeyi daha hatırlıyorum Can Bey. Yine Berat Bey gündeme geldiğinde şunu söylemiştim. Mesela Berat Albayrak'ın ismi değil, neyi temsil ettiği ve bizim atladığımız bir nokta var. Yani geçtiğimiz sene yapılan bütün ya da son iki senedir yapılan bütün operasyonları, ekonomideki işleri, evet, Berat Albayrak'ta sembolize ettik ama bu sonuçta nihai olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yapılmış bir şeydi ve piyasanın korktuğu şey Berat Albayrak'ın isminden öte Berat Albayrak'ın temsil ettiği zihniyetin yeniden gündeme gelmesi. Yani az önce hocamın söylediği o yüksek faizden geri adım atılır mı? İşte yeniden büyümeyi teşvik edecek hamleler yapılmaya kalkılır mı? Enflasyon yeniden sıçrar mı? Ya zaten sıçramış durumda da, hani cari açık yeniden Merkez Bankası'nın rezervlerinin ekside olduğu bir noktada sorunlu hale gelir mi? Aslında bunu tartışıyor. Asıl mesele, yani yeniden sürekli tekrar eden bir politika yaklaşımı var biliyorsunuz. Önce aman dilimiz yanıyor, canımız yanıyor, faizleri arttırıyoruz. Ondan sonra
oh bir miktar para giriyor, rahatladık diyoruz. Eski düzene geri dönüyoruz ve bir anda yeniden canımız yanmaya devam ediyor. İşte o tekrarın yeniden gündeme, bu kadar kısa sürede gündeme gelmesi endişesiydi aslında genel olarak yaşanan. Bir de şu ezber bozuldu Can Bey. Yani oradaki siyasi stratejiyi bilmem. İşte yani yeniden biliyorsunuz AKP'nin içerisinde bir grup işte Berat Albayrak'ı destekliyor, bir grup başka birini destekliyor falan. Onlar kendi aralarında muhtemelen şu an bir başka kavganın içerisinde olabilirler. O bizi, yani bizim gündemimiz de değil. İşte az önce yoksulluk rakamlarını konuştuk. Asıl meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Bir ezber oluşmuştu. Yani bütün dünyada bir parasal bu genişleme var. Merkez bankaları inanılmaz para veriyor dünyaya. Şimdi biz reform dersek, faiz arttırırsak o parayı çekeriz, kuru düşürürüz, enflasyonu da böylelikle aşağı çekerizdi. Ama zaman zaman burada da konuştuk. Amerika'da da enflasyon diye bir şey var ve yani dünkü o işte Amerikan tahvillerindeki sıçramanın temel nedeni bu korkunun yerleşmesi. Demek ki o kadar o ezber ve o ezbere bağlı olan siyaset stratejisi, ekonomi politikası stratejisi çalışmayabilir bugünkü şartlar altında. Bizim acilen az önce Yalçın Hoca'nın söylediği gibi bu sıcak para bağımlılığından kurtulabileceğimiz bir organizasyonun içerisine girmemiz gerekiyor. Ama hala işte kabineye yeniden Berat Albayrak girecek mi girmeyecek mi? Yani iyi kötü burada bir stratejinin, o kısa, orta ve uzun vadeli stratejinin bir an evvel, öyle ben yaptım oldu gibi de değil. Biliyorsunuz bu reform tartışmalarının herhangi bir yerinde hiçbirimiz yokuz. Yani hiç kimse yok. Bir reformdan bahsediliyor. İşte 3 Mart'ta yargı reformu açıklanacak. Ondan bir hafta sonra da bilmem ne reformu. Yani reform dediğiniz şey böyle yapıldığında cevap vermez ki. Farklı reformdan beklenen şey ekonominin farklı zarar görmüş bölgelerindeki operasyonu nasıl yapacaksınız ve iyileştireceksiniz? Bunu da ben oturdum Ankara'dan yaptım dediğinizde ortaya çıkan şey yine canımız yandı. Yeniden faiz arttıralıma bizi götürecek yolun tekrar etmesi demek. O yüzden bence hani şu an tartıştığımız bütün bu meselelerde hani hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Hep aynı şeyleri yapmaya devam eden bir bakış açısı var. Ezber de bozulduğu an ne yaptığını şaşırıyor, işte böyle kalıyor. Yalçın Hocam, kapanışı sizle yapalım isterseniz. Birkaç cümleyle ekonomide reform denilince anlayabileceğimiz ölçüde neler yapılmalıdır? Şimdi ekonomide reform tek başına yeterli bir şey değil. Türkiye'nin çok ciddi reform ihtiyacı başta hukuk olmak üzere, biraz önce Oğuz'un söylediği gibi, diğer bütün alanlarda ihtiyaç duyulan bir şey. Bakın, biz hukukta reformdan söz ettiğimiz bu dönemde meclise sevk edilen fezlekeleri konuşuyoruz. Bunların ne kadar hukuksuz olduğunu, siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz bir taraftan reform yapacağız derken diğer taraftan siyaseti, gelecek ve hukuku bir biçimde araçsallaştıracak yöntemler kullandığınızda yapacağınız reformların da ekonomik sonuçları beklediğiniz gibi olmaz. Şu anda iktidarın yaptığı şey biraz gerilemiş olan, 8 liraya göre gerilemiş olan kurları kullanarak süreci mümkün olduğunca uzatmaya çalışmak. Fakat dünya konjonktürü de değişiyor. Türkiye'nin mevcut sorunlarıyla bu değişen konjonktür içerisinde ekonomik durumunu iyileştirmesi pek mümkün gibi görünmüyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey samimi olarak bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak değişikliklere gitmek. Bunları yapacaklar mı? Ben bu konuda hiç iyimser değilim maalesef.